Evet sevgili dostlar, TFF Süper Lig'de bu sezon yani 2022-2023 sezonunda 4 takımın yerine 2 takımın düşeceğini resmi olarak açıkladı. Hocam biz bunu zaten senden duymuştuk daha önce. Benden de bunu tasarı olarak düşündüklerini belirtmişlerdi. Şu anda da resmiyete dönüştü. Ve gelecek sene Süper Lig'de 20 takım mücadele edecek arkadaşlar. Birincilikte de bu sezon 4 takım yerine 2 takım düşecek. eee sürekli biz 18'e düşürmeye çalışıyoruz. Sürekli 20 oluyor. Sürekli 18 yapalım diyoruz. 20 oluyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Alp Er Alp'in bir açıklaması var. Fenerbahçe ve diğer kulüpler üzerinde diyor ki insanlar Erden Timur'un ligi bitirtmeyi söylemine odaklandı. Asıl geçmişte bu yapı bize de fayda sağladı sözlerine odaklanılması lazımdı. Rıdvan Dilmen'in 4 hakem hakkında yaptığı açıklamalar gibi bu sözler de hasır altı edildi diyor. İnsanlar zaten bunu konuşmasın diye hep başka tarafa çekildi ya dikkatler. Değil mi? Geçmişte bu yapı bize de fayda sağladı. Ne yapısı bu? Kim bu yapı? Hani ÖSO mu? ASO mu? KISO mu? HIRBO mu? Nedir yani? Neyi? Hangi yapı? Ve diyor ki TFF'de bulunan, geçmişte size de fayda sağlayan yapı kimdir? diye sorulmadı diyor. Bu da düşündürecek bir olay. Fenerbahçe'nin Enner Valencia planı bu arada çok hoş Noalak ee, No Lo e, no Ok paylaşım falan attı Fenerbahçe resmi hesabı Valencia'nın penaltı kullanırkenki halini ee, Emre Boru da paylaştı onu da paylaştı çok hoş şeylerdi. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum var Altay Binder'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecekti ve uzatıldı ve Fenerbahçe taraftarı şimdi de Enner Valencia'dan müjde bekliyor ve sabırsızlıkla bekliyor bu müjdeyi. Niye sabırsızlıkla bekliyor? Çünkü Valencia'nın şu anki performansını yakalayacak bir forvet bulmak çok güç. Tabi henüz de anlaşma yok. Yönetim Jorge Jesus'la birlikte kariyerinin zirvesine çıkan tecrübeli oyuncunun menajeriyle bir süredir görüşmeyi sürdürüyor. Ancak Valencia 2 artı 1'de ısrar ediyor. Yüksek maaş beklentisi. Tabi orta yolu bulamadı. Şimdi 33 yaşındaki oyuncu haftanın iki günü internasyonele gidiyor. Geri kalan günler Fenerbahçe'de kalıyor. Tabi e, Valencia'da bunu net bir şekilde yalanladı. Fenerbahçe'de mutluyum dedi. Kalmak istiyorum dedi. Ya bileyim kim gidecek memlekete salça bidonlarını falan getirecek. Burada salçamızı yaptık kaynattık dedi. Duruşları falan kurduk dedi. Ramazan geliyor önümüz Ramazan dedi. Oruç tutacak mısın dediler. Yo ben Müslüman değilim ki dedi. Olsun yine de Ramazan geliyor falan dedi. Yönetim harekete geçti çünkü her geçen hafta performans artmış oluyor. Her geçen hafta daha fazla gol atmış oluyor. ve takımın şampiyonluk yolundaki en önemli silahlarından biri haline dönüşüyor. E, derbiye girilecek. Derbide rakip yenilecek. İnşallah Fenerbahçe'miz kazanacak. Buna hazırlanmak lazım. tamamen takım, futbolcunun saha için odaklanması lazım. Milli arada Fenerbahçe bu işi bitirmek istiyor açıkçası. Orada 4 golle tarihe geçecekmiş. Eğer Valencia bu sezon 35 resmi maçta 29 kez ağları sarsmış. 33 yaşındaki Yıldız bu performansıyla birlikte bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan Fenerbahçe'de yabancı oyuncu ünvanını Alex de Souza'dan devralmış durumda. Valencia bunu başaran tek futbolcu olarak Fenerbahçe tarihine geçmek için sadece 4 gol daha atacakmış. Çünkü Tanju Çolak ve Aykut Kocaman'ın 32'şer golle bir sezonda en fazla ağları sarsan isimler konumunda olduğu gerçeği var. Ee, yani ikisi de bir sezonda 32'şer gol atmışlar. Arkadaşlar ligde 10 maç var. Türkiye Kupası'nda da finale kadar gidersen 4 resmi maç var. Yani 14 maçta 4 gol daha atarsa direkt olarak zirvenin tek sahibi olacak. Yani müthiş bir rekor sahibi olacak. Ama Valencia konusunda şunu söyleyeyim, para kulüpleri bizden çok veriyor, kabul. Ama Valencia'nın kafası kırık. Bak, bizim forvetlerin kafası çalışmayanı makbul. E çok özür dilerim ama beyinsiz olacak bizim forvetimiz ya. Mesela bak şu ay öyle adam gol sevincinde gidiyor, altı pasın içinde şut çekip direkten dönüyor, tekrar buna çarpıyor. E bizim forvetimiz böyle olacak. Böyle abdestin namazlı falan filan olmayacak ya bizim forvetimiz. Ne abdesti namazda forvetlerden hiçbir şey olmaz. Biz, biz de gitmiyor abi. Bizim forvetimiz kitapsız olacak. Dinsiz imansız olacak. Tevbest, Şeytan gibi olacak. Bak ki stoper baktığı zaman diyecek ki, Allah bunun belasını versin. Şu maç bir bitseydi evime gitseydim diyecek. Lan bunu rüyamda görmesem falan iyiydi diyecek. Ne bileyim gol attığı zaman dilini falan çıkaracak. Enteresan şekilde şükürlü hareket yapacak. Takla atacak. Ya bizim forvet sistemimiz bu. Hakikaten beyinsiz olacak. Ya bizim forvetimiz beyinsiz olacak. Kafa çalışmayacak. Çünkü kafa çalışırsa bizim forvetimiz olamıyor. Yani kafası çalışan kişiler bizde tutmuyor abi. Salak olacak ya tabiri caizse. Şimdi bunları diyorum bana kızıyorlar. Abi içimden geçeni samimi olarak söylüyorum ya. Gerçekten diyorum samimi söylüyorum. Salak olacak bizim forvet ya. Haksızsam haksızsın deyin ya. Ne öyle ya? Efendiymiş, abdestliymiş namaz. Lan bir git. Tamamen Allahsız olacak bizim forvet. <laughs> şimdi e, işin şakası bir tarafa tabi e, bunlar bizim esprilerimiz arkadaşlar kendi aramızda takılma söylemlerimiz hani bunları ciddiye almayın ama Valencia konusunda içimden bir ses diyor ki sözleşme uzatılacak e, ha biz geçen sezonlarda aldığı paraya benzer bir para sunuyoruz bonusu arttırma peşindeyiz çünkü biliyoruz ki bonus artarsa daha iyi şeyler olacak. Umarım da bonus artar. Yani her tarafın her iki tarafında beklentisi bu yönde. Şimdi Venerbahçe'de Emir Ortakaya piyangosu. Şimdi Emir Ortakaya hatırlıyorsunuz değil mi? Gençler kadromuza kattık. Barış Alıcı'yı verip Emir Ortakaya'yı aldık. Hani bir nevi değerli futbolcuyu verip değerlenecek futbolcu aldık. Ve Göztepe'ye kiraladık. Yalnız Göztepe'ye kiralarken Oynama garantisiyle kiraladık. Onlar da bunu bilerek aldılar. Şimdi en çok forma giyen futbolcu ve Avrupa kulüpleri radarına almış durumdalar. Fenerbahçe'nin de son zamanlardaki futbolcu fabrikasına dönüşmüş halinden herkes haberdar. 18 yaşındaki başarılı savunmacı için Avrupa ekipleri uzun zamandır analizler yapıyor. Ciddi bonservislere göz alıyorlar. Özellikle bak özellikle Newcastle United. Olimpik Lyon, Marsilya, da var ama Newcastle United çok dikkatli takip ediyor. Ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar gibi. Güncel piyasa değeri 500 bin euro ama ciddi anlamda Göztepe'de kendini kiralamış durumda. 2027'ye kadar sözleşmesi var. 10 milyon euro civarında bir on servis beklentisi var. İstanbul Ekim'de yani Fenerbahçe'de ve Süper Lig'de hiç forma giymeden Avrupa yolcusu olacak gibi gözüküyor şu an için. Gençler Birliği'nin oyuncunun olası transferinde %20'lik pay hakkı var diye söylüyor ama ben bu payı satın aldık diye biliyorum. Yani Arda Güler'in payını alırken bunu da satın aldık diye biliyorum. Haberiniz olsun. Yani henüz 18 yaşında bu sezon toplam 25 maça çıktı. 2213 dakika ve Allah nazardan sakındırsın. Çok daha iyi bir kardeşimiz yetenekli bir kardeşimiz. Allah yolunu baktığını açık etsin. Fenerbahçe'de değer bir öncesi forvet Ha, şimdi asıl konuşmamız gereken konu bu. Arkadaşlar milli aradayız tamam. Ama ara geçiyor bir şekilde süre ilerliyor. Ve ilerleyen sürede bizim bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü derbi yaklaşıyor. Miçiba Başmuay'ın şokunu atlatamadık. Bu sefer Valencia. Şua King. Yani kötü haberler üst üste geldi. Ve Alanya maçı kazanıldı. Ama milli ara sonrası oynayacak Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de ağır bir hasar var. Fenerbahçe'nin seviye maçında gözyaşları da çıktı. Batçuay'ı yaklaşık 2-3-4 hafta sahalardan uzak dediler. Alanya maçında Valencia ve Joshua King sakatlandı. Fenerbahçe bu iki futbolcusundan oldu. Yani birinci seviye maçında Lincoln'den ikincisinde de Batçuay'dan olduk. O da enteresan bir olay. Fenerbahçe Alanya'yı yendi. Bu sezon 25 gole imza atan Valencia'nın diz travmasına bağlı. Bu arada ligde iç menüsküs yaralanması yaşadığı açıklandı. 3-4 hafta yok deniliyor. Osterwolde de sakatlandı yeni transfer. Onun da olması beklenilmiyor. 2. Joshua King de sakatlandı. Kas yaralanması. King'in dönmesi 2. Osterwolde'nin 4-5 hafta diye konuşuluyor. Alanya maçında sakatlanan bu 3 oyuncunun oynayamayacağı düşünülüyor. E elde ne kaldı? Cao Pedro ve Serdar Dursun. Ha şu var. Ben <laughs> inanıyorum ki Serdar Dursun Beşiktaş maçında oynarsa kesin gol atar. Çünkü bizdeki hani kimsenin istemediği forvetler gider Beşiktaş maçında bir tane atardı. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlar ben de sizler gibi resmi açıklamaları bekliyor durumundayım. Bakalım Fenerbahçe'miz ne resmi açıklama yapacak e, sakatlık durumuna ilişkin. Ben de sizler gibi bekleme pozisyonundayım. Kulübümüzün yapacağı açıklamaları hep birlikte takip edeceğiz. Ama şu bir gerçek. Hani King, Osterbolde, Valencia. Üçünden birini oynatma hakkı desek herhalde %99'umuz Valencia'yı seçeriz. Hayırlısı. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dünya yıldızı. Şimdi önümüzdeki yıl hem Avrupa'da hem de ligde Fenerbahçe bir tık daha öteye gitmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara da şimdiden talip olup becerebilirsek kaliteyi yükseltmek istiyor. Yıllardır Crystal Palace forması giyen, Premier Lig'de mücadele eden yıldız bir kanat oyuncusu var. Yalnız burada bir hata var diye düşünüyorum ben. Sanki isim yanlış gibi geldi bana ya. Yani isim yanlış gibi geldi. Crystal Palace forması giyen, Premier Lig'de mücadele eden Yıldız Kanat, hücumdaki olur yani yaratıcı stiliyle takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve büyük kulüpler çok istemesine rağmen İngiliz ekibinin transferine izin vermediği bir futbolcu. Önümüzdeki yazda sözleşmesi sona erecek. Zaha'dan bahsediyorlar arkadaşlar. Wilfred Zaha. Hani artık kendisini hedef alacak bir projede yer almak istiyor. Fenerbahçe'de hem şampiyonluk hem Avrupa vaadinde bulunacak diyor. Aynı Galatasaraylı Nikola Zaniolo'da olduğu gibi uygun miktarda bir satış maddesi de anlaşmaya eklenecek diyor. Zaha için. Ve böylece Fenerbahçe fırsat transferi yapıp kâra geçecek. Şimdi Zaha kadar da genç değil onu da söyleyeyim. Bir anda ceza sahasına doğru hızlanmasıyla bilinen Zaha atlayıcı gücüyle hücumların akışını değiştiriyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Crystal Palace formasıyla çıktığı 454 maçta 89 gol 76 asist sağladı. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro ve forvetli de oynayabilen yetenekli futbolcu önümüzdeki yaz yeni bir maceraya imza atmak istiyor. Gör haberde. Şimdi yüksek maaş ödeyerek aldığı yıldız isimlerle adından söz ettiren Suudi Arabistan Zaha içinde ciddi bir seçenek olabilir. Zira oyuncu kariyerinin son dönemine doğru yüksek bir maaş beklentisiyle gidebilir diyorlar. Şimdi Crystal Palace'ın transfer marketini açtım. Benim bakmak istediğim birkaç tane futbolcu var. Öncelikle bu arkadaşların Klein, Kleine diye bir bekleri vardı. Bununla çok ilgilendik ama olmamıştı. Sol beklerini zaten hiç kimse alamaz. Biz de dahil. Ahamada diye bir futbolcuları var orta sahada. Adından çokça söz ettirecek bir isim gibi. Bizim aradığımız değil. Zaha var. Jordan Ayev var. İkide bir de bizimle yazılırdı adı. Yok benim aradığım bu değil. Benim aradığım Crystal Palace'ta da değil aslında ya. Neydi futbolcunun adı ya? Kastı mastı bir şeydi. Barcelona'da oynamıştık Galatasaray'a karşı. Neyse siz mesajı çakozladınız. Bence o arkadaşın üstüne odaklanın. Olur mu? Yani O arkadaşın üstüne odaklanın. Hani ee, Fenerbahçe'ye gelmek üzereydi de transferi son anda iptal edilmiş isimlerin üstüne odaklanın. Hani avukat olur, savcı olur. Bizi telefonda dolandırmak isteyenlere kanmayın falan der gibi olduk da. Yani o tip isimlere odaklanın. Dediğim gibi avukat olur, savcı olur. O tip isimlere odaklanın. Ha Zaha'yı da bir şey söyleyeceğim. Merakımdan soruyorum. Niye bırakacaklar ki bizi? Yani niye bize bırakacaklar? Herif İngiltere dışına çıkmamış. 24 maçta 6 gol 3 asist yapmış. 2114 dakika. Ben zannetmiyorum ya. Yani Orada söyleyeyim. Orada dediğim adama şey dediğim adamı anladınız değil mi arkadaşlar? Hani tra o oralardan travor oralardan bazı adamlar olabilir. Bence asıl hedefteki arkadaş bu arkadaş. Çünkü düşüşte olan bir arkadaş ama yükselecek bir arkadaş ve Transfer market değeri giderek düşen bir arkadaş. Sözleşmesi de sezon sonunda bitecek bir arkadaş. Bence tam Fenerbahçe ayarında. Hayırlısı. Yani hayırlısı ben Zaha'ya olabilir demiyorum ama bu arkadaş için bir şeyler söylüyorum. Umarım siz de mesajı çakosluyorsunuzdur. Ve bir kanat oyuncusu daha var. 10 numara kanat oynayabilen bir isim. Eskiden bizimle de anılmıştı ama olmamıştı bu isimlere odaklanın. Yani Premier Lig'den sadece bir isme odaklanmayın. Bence yazın Premier Lig'den birden fazla transferimiz olacak. Ve Premier Lig'e de futbolcu gönderecek gibiyiz. Futbolcu ya da futbolcular. Hakkımızda hayırlısı olsun. Beğenip abone olursanız ailemize katılırsınız. Yağmur gibi akan duyumları öğrenmek için de direkt olarak videolarda değil direkt olarak metin olarak öğrenmek için de 15 lira verip bir aylığına üyeliğimizi deneyebilirsiniz. Ben peşin peşin söyleyeyim. Üye olup üyeliği denersiniz. Çıkmazsınız. Bir daha hep üye kalırsınız. Lan nereden bulaştım Mafya gibiymiş burası. Girdin bile çıkamıyorsun demeyin. Bizim üyelik sistemimiz böyle güzel. Üyelere verilen duyumlarda çok çok yoğun, şiddetli ve çok fazla tavsiye ederim arkadaşlar. Ha hocam ben para veremem. Benim kartım yok. Türkiye'de yaşamıyorum diyorsanız da bol bol video izleyin. Beğeni atın. Kanalımızdaki videoları izleyin. Beğeni atın. Çünkü canlı yayınlarda denk gelirseniz üyelik hediye edildiğinde sistem diyecek ki bu arkadaş kanalın müdavimi ve üyelik hediye edildiği zaman sistem sizi seçecektir. Yani üyelik alabiliyorsanız alın, alamıyorsanız da bolca video izleyin benden tavsiye. Çünkü buralar fokur fokur kaynamaya çoktan başladı. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.